Şimdi kameralarımızı daha önce programımızda adını çok çağırdığımız Lara Sayılgan'ın fotoğraf sergisine çeviriyoruz. Ünlü fotoğraf sanatçısı bu sefer alışılmış fotoğraflarının dışına çıktı ve doğaya saygı niteliğinde 4 doğa fotoğrafını sanatseverlerle buluşturdu. Şimdi kameralarımızı bu özel sergiye ve Lara Sayılgan'ın sergisiyle ilgili açıklamalarına çeviriyoruz. Alem Plus arşivlerinde hayli yer bulan başarılı moda ve portre sanatçısı Lara Sayılgan, alışılmış çizgisinin dışındaki 4 doğa fotoğrafıyla düzenlenen karma sergide sanatseverlerle buluştu. Moda ve reklam sektöründe 24 senedir sayısız kareye imza atan başarılı fotoğrafçının eserlerinin de aralarında bulunduğu doğaya saygı duruşu niteliğindeki karma sergi, Contemporary'den sonra Akaretler'deki galeride ilgililerin beğenisine sunuldu. Ünlü sanatçı fotoğraflarının yer aldığı galeride ekibimizle bir araya geldi ve ekibimizin sorularını yanıtladı. Daha çok moda ve portre fotoğraflarıyla bilinen başarılı fotoğraf sanatçısı bu sefer doğa temasını tercih etme sebebini ekibimize şöyle anlattı. Bence insan her zaman bizim gibi mesleklerde bir hareket halinde. Aslında bütün hayatımız bir yolculuk diye düşünüyorum. Ortaya çıkartmak istediğiniz bir şey varsa o sadece insan olmuyor. Yani yarın bu bir bitki de olabilir benim için. Ama insanlarla birlikte hareket ettiğinizde biraz ruhumuz yoruluyor. Özellikle bizim işimiz insanları güzel göstermek üzerine ve şu anki yaşadığımız dünyada herkes biraz kendi olduğundan daha da güzel ve mükemmel. Ama doğa zaten o kadar güzel ve o kadar büyüleyici ki doğaya olan aşkın fotoğrafla daha da büyüdü diyelim. Sergide 4 eseriyle yer alan sanatçı, fotoğrafları siyah beyaz çekmesinin sebebini bakın nasıl anlattı. Özel bir sebebi yok ama sanırım şöyle oluyor. Şimdi doğadaki bu kadar çiçekler, böceklerde enteresan bir durum oluyor. O rengi çok iyi yansıtmanız lazım. Yoksa o biraz kartpostala dönebiliyor. Ama siyah beyazla bizim böyle eskiden gördüğümüz o hayranlık duyduğumuz işte Ansel Adams'lar falan, onlar tabii çok saygıdeğer isimler ama başka bir estetik açısı çıkmış oluyor doğanın. Çünkü o zaten renkli kendi içinde. Benim ona oynayabileceğim bir şey yok ya da ben oynamayı tercih etmiyorum diyelim. Ama siyah beyaz olduğunda böyle daha da bir ağır, daha da böyle bir önünde eğilelim durumu oluyor. Herhalde ondan siyah beyazlar diye düşünüyorum. Fotoğrafçı açısından fotoğrafın öznesinin doğa ya da insan olması bakın nasıl bir fark yaratıyormuş ünlü sanatçı için. Çok büyük fark var. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bunlarda çok sonsuz ve geniş benim açım. Daha da geniş açıya girmek istiyorum şimdi. Kadın veya kıyafet yani moda ön planda olduğunda o kadar genişe gidemiyorsunuz. Çünkü her zaman yanınızdaki bir ses diyor ki kıyafeti görmemiz lazım, kadını görmemiz lazım. Çünkü öyle, işimiz onu göstermek. Yani şimdi bir kapak fotoğrafı düşünelim. Bu kadar geniş bir açıda bir model göremeyiz. Bunun ancak gene doğayla ilintili bize bir mesaj veriyor olması lazım. Başka türlü olmaz. Ama burada hiçbir sınır yok yani. Denizi de görmek istiyorum, bulutu da görmek istiyorum, arkadakini de görmek istiyorum. Dolayısıyla evet, çok fark ediyor yani. Özne çok fark ediyor. Ünlü fotoğrafçının ilham aldığı isimler kimler miymiş? Dolu, bütün büyükler. Tabii ki Türkiye'de Ara Güler ve devamı. Ama sonra moda dünyasına da girince zaten Tamer Yılmaz gibi dev bir isme asistanlık yaptım yıllarca. İşte Sevil Sert gibi birine çok kısa da olsa birkaç işinde olma şansım oldu. Yine o dönemden Hasan Hüseyin'le çok güzel dostluklarımız oldu. Çok setinde bulundum. İşin çok karanlık odasından o eski dünyasına olanlarla bugünkü dijital dünyada ortada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.